İlk olmasına rağmen ben bir buz pateni müsabakaları seyircisi olarak başarılı buldum. Teşekkür ederim. Gerçekten. Sağ olun. O düşme olmamalıydı. Evet. İşte bu da. Evet, bu da tabii ki. Ama şimdi kolay gibi gelebilir birçok insan ama ben inanılmaz zor olduğunu biliyorum. Ben tabii çok bağlantısı yok ama şu dört tekerlekli patenler küçükken çok modaydı. Onlar da bile denge ne kadar önemlidir ki buzda şöyle tabii, bir çizgi üzerinde yani, kaymak düşünürsek çok özel bir spor. Çünkü tek yön değil, bir koşu gibi değil. Bilmiyorum artık nasıl şey yapabiliriz ama tek yönlü olmadığı için atlayışlar var, işte dönüşler var. Onun içinde koreografiyle bir bütün halinde kaymanız gibi, müzikle beraber kaymanız gerekiyor. Her şeyi topladığınızda çok karmaşık bir spor. O yüzden de tabii ki bu zorlaştırıyor. Rusya'da eğitim aldığınızı söylediniz. Peki buz patenine başlama neden? Nereden esinlendi? Küçükken, neden ilham aldınız? Ailem başlatıyor beni. Küçükken onların desteğiyle işte bir Rus revüsü geliyor. Onu görüyorlar. İşte çok güzel deyip başlıyorlar. Ben de öyle kaymaya başlıyorum. Ondan sonra seviyorum. İşte yetenekli de gördüklerinden devam ediyorum bu spora. İyi ki de devam ediyorum. Çünkü mutluyum yani. Güzel bir yönlendirme. Evet, evet, yeteneğinizi teknikle birleştirince. Ama cesur da bir aileymiş. Baktığımız zaman Türkiye'de o şartlarda buz pateni dediğim zaman birçok insan neden bu sporu çok çok daha net bir şekilde sorarken onlar yok evet, bizim çocuğumuz buz pateni yapsın demişler. Güzel bir karar. Peki İTÜ. İTÜ'de neden İTÜ? Şehir Bölge Planlama bölümünde okuyorsun. Hı hı. Ve diyorsun ki ben bunu bırakacağım. Evet. Çılgın. Neden? Ben 2 sene önce Rusya'ya buz pateni spor akademisine gittim. Ve bu sporu Rusya'da öğrenebilmek için bütün alanlarıyla. Fakat orada istediğim bilgiyi edinemedim. O yüzden de geri döndüm ve daha önceden kazanmış olduğum okula başladım. İTÜ Şehir Bölge Planlama Okulu'na başladım. Fakat ileriye baktığımda kendimi antrenör olarak gördüğüm için bu işin içinde üniversitede inşallah gördüğüm için o yüzden de en iyisi bu işi antrenörü profesyonel açıdan yapmak istedim. O yüzden de spor akademisine geçip daha detaylarıyla incelemek istedim. Çok zor güzel bir karar oldu. Çok karşı çıkıldı. Ama daha sonra da tabii ben de içeride tabii neden gülüyor? Ben de içeride biraz yapma şehir bölge planlamayı bırakıp da sadece siz değil tabii. Değil. Bir sürü insan ama tabii şu da bir gerçek ki spor bir aşk, öğreticilik, eğiticilik evet, farklı bir duygu. Bildiğinizi bir başkasına aktarmak. Çok yani, farklı. Tüm insanların farklı tatmin yolları vardır tabii hayatta. Bu da bir sizin tabii tatmin yolunuz, hayata tutunmanız, hayattan beklediğiniz kesinlikle. Demek ki bildiklerinizi aktarabilmek Çin'in başardığı, kısa sürede başardığı sporcuları biz neden çıkarmayalım kesinlikle diye düşünüyorsunuz. İşte, bu yüzden de en azından işini bilen antrenörlerin olması bence çok daha rahat bir ilerletme sağlayacaktır spora. O yüzden de spor akademisi ne kadar bilmiyorum zor görünse de bir başarı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Bence çünkü insanların yani sporcuların da iyi antrenörlere ihtiyacı var. Yetenekten çok birazcık da yönlendirmeye ihtiyaçları var. İyi antrenör bulmak da bizim ülkemizde biraz zor tabii ki de biliyorsunuz. Peki şu anda çalıştığınız bir antrenörünüz var mı birlikte çalıştığınız? Tabii var. Şu anda Deniz Erongun'la birlikte çalışıyorum. Ankara'da çalışmalarımı sürdürüyorum. Kocaeli Kağıtspor adına kayıyorum. Öyle karışık bir şey. Ama tabii ki aslında bizim de mesela çok yetenekli sporcularımız ve derece almış sporcularımız maalesef Antalya'da sponsor bulamadıkları için başka şehirlerde başka evet, kulüpler adına. Kocaeli Büyükşehir Belediye ve Kocaeli Kağıtspor gerçekten bu konuda özellikle yetenekli sporcular, başarılı sporcular bünyesinde evet, barındıran kulüplerimizden. Tuğba Karadere de bunlardan evet, biri zaten. Evet. Kağıtspor geçmişti işte galiba 2-3 sene önce Kağıtspor adına kaymaya başladı o da. Kocaeli Belediyesi bunu bu kadar güzel başarabiliyorken birçok belediyeye de sormak lazım. Neden bunu başaramıyorlar öyle değil mi? Siz tabii sormayın ben sorayım o zaman. Profesyonel bir altyapı, profesyonel bir ekip mutlaka bunu başaramayacak hiçbir şey yok. Evet. O zaman umarız onlar da diğer belediyelerimiz de Kocaeli Belediyesi'ni örnek alır diyelim.
diyelim. Tabii altyapıdan sporcu yetiştirmek de önemli. Onu da atlamayalım. Sonuçta altyapısı başka belediyelerden veya spor kulüplerinden oluyor ve Kocaeli Belediyesi de sonuçta onları alıyor. Geçmişte işte galiba 2-3 sene önce Kağıt Spor adına kaymaya başladı o da. Kocaeli Belediyesi bunu bu kadar güzel başarabiliyorken birçok belediyeye de sormak lazım. Neden bunu başaramıyorlar, öyle değil mi? Siz sormayın, profesyonel, ben sorayım o zaman. Profesyonel bir altyapı, profesyonel bir ekip mutlaka bunu başaramayacak hiçbir şey yok. Evet. O zaman umarız onlar da, diğer belediyelerimiz de Kocaeli Belediyesi'ni örnek alır diyelim. Diyelim. Tabii altyapıdan sporcu yetiştirmek de önemli. Onu da atlamayalım. Sonuçta altyapısı başka belediyelerden veya spor kulüplerinden oluyor ve Kocaeli Belediyesi de sonuçta onları alıyor. Maddi biz bundan sonrasını da biz üstlenelim diyor. Sporda kalması, insanların sporda yapması esas olan, yoksa hangi kulüpte yaptığı gerçekten çok önemli değil. Evet. Yeter ki spor yapsınlar, sporda kalsınlar. Evet. Peki şimdi baktığımız zaman o güzel cicili bicili elbiseler eminim ki çok ciddi rakamlardır. O kadar uygun olacağını rakamlarını düşünemiyorum. Çünkü onlar da puanlamaya dahil. Artistik bir puan veriliyor size. Yani tabii görsel olarak tabii. Ondan sonra da bir teknik puan veriliyor. Ve o artistik puan içerisinde sonuçta kıyafet, uyum, hepsi. Yani tabii kıyafetin ayrı bir klasmanı yok. Hani ama görsel anlamda ama kıyafet benim çok hoşuma gitmiyor. Ben not veriyorum. O da bir şey yapıyor. Tabii hakem açısından hani bir dikkat uyandırıyor. En azından aklında kalıyorsunuz hakemin. O da tabii ki önemli, kıyafet. Müzik seçimi çok önemli şeyler bunlar. Peki sponsor anlamında bir destek aldın mı bu zamana kadar? Şu anda tabii ki almadım. Yani pek de bilinen bir spor olmadığı için. Yani beklediğimiz bu spora, yani işte bana, benim gibi birçok patenciye sponsor olması. İnşallah da olacaklar. Evet, Triatlon Federasyonu Başkanımız az önce belirtti. Onlar çok zengin bu konuda anladığım kadarıyla. Keşke biraz samimi olsaydın. Tabii ki aslında yıllar geçtikçe federasyonlarımız bu konularda tecrübe kazanıyorlar, öyle değil mi? Şimdi tabii özelliği vurgularken aslında bu da çok önemli bir noktada. Hani genel müdürlüğümüzün veya devletin verdiği bütçelerin kısıtlı olduğundan bahsediyor federasyon başkanlarımız ve yönetim kurulları. Özelliğin temelinde bu var zaten. Devletten alınan, devletteki yükü biraz hafifletebilmek ve özel müteşebbislerin biraz daha fazla spora destek olmasını sağlayabilmek açısından özellik çıktı. Evet. Tabii şimdi sevgili arkadaşımız gibi sporcuların başarısı arttıkça sponsorlarımız da sizleri daha fazla destek olmak için yarışacaklardır, ben buna tabii inanıyorum. Ama bizim sporumuzda bir tane sorun var. Yani sponsor açısından bizim reklam alabilme gibi bir şansımız yok. Sadece kendimize özel açtığımız işte sitelerde, web sitelerimizde falan ancak böyle reklamlar yapabiliyoruz. Onun dışında işte gördüğünüz kıyafetlerimizi, onun üstünde bir işte... O da tabii ki sporun handikapı aslında o zaman, evet, bu sporun. Evet, bizim tabii öyle... Son olarak neler istersiniz? Tabii ki en başta sponsorluk istiyorum, yani sadece kendim için değil ama bütün buz pateni adına da isteyebilirim yani. Onun dışında herkesin bu sporu tanımasını istiyorum. En azından bir kez olsun gelip görmelerini istiyorum. Seyirci olarak olabilir. Kayma açısından, hani çocuklarını getirme açısından olabilir. Denenince çok sevilecek bir spor. O yüzden eminim bundan sonra daha çok kişi bu sporu deneyecek ve sevecektir. Evet, ben senin gözlerinden o ışığı alıyorum ki sonuçta sen 4 sene eğer üniversiteyi bitirdikten sonra o 4 sene içerisinde bu spor bu kadar aktif olamadıysa senin düşündüğün gibi 4 sene sonra senin sayende bu sporu iyi noktalarda göreceğiz gibi geliyor. Sen çok bu işe gönül vermişsin. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.